Asivili dünya vatandaşları, Fevkalade Sohbetler'e hoş geldiniz. Evet, Baudelaire sizi yanıltmasın. Bugün ne konuşacağız? Bugün soyutlama kavramını konuşacağız. İlginç bir konu başlığımız var. Soyutlama, doğal geometri, sanat ilişkisi üzerinden konuşacağız. Öncelikle hemen şunu belirtelim, başlamak istiyorum ki bu yayında konuşacağımız soyutlama bir ressam bakış açısıdır. Kavramın tümüne inmeyeceğiz. Bunun bir sebebi var. Bir yerde duruyor olmamız lazım. Yayının başında Pablo Picasso'nun sözünü getirdiğim gibi, ki bu söz bugünkü yayınımızın temel eksenini oluşturacak. Soyut olan sanat yoktur. Her zaman bir şeylerle başlamak zorundasınız. Yapılan şey sonradan gerçekliğin bütün izlerini kaldırmaktır. Bugün de size bu gerçekliğin bütün izlerini kaldırmayı konuşacağım ve nerelerden beslendiğimiz üzerine çeşitli şeyler yapacağız. Baudelaire bu sebeple burada. Öncelikle Patreon sponsorlarında şurada yukarıda görüyorsunuz gerçekleşen yayınımızdan dolayı 28 saniye ve Patreon diyoruz. Evet, patreon.com fevkalade sohbetler adresinden bu yayınların gerçekleşmesi için sponsor olabilirsiniz. Yayın sponsorlarımız Sezinler Güney, Sevinç Dalyan, Deniz Sivrikaya, Gözde Ermizan, Müfer Adam, Bilyan Düzenli, Emel Düzenli, Mercan Demirbağ, Ayşe Arıduru, Öykü Yücetürk ve Tamer Demirak, Muzaffer Adam, Akın ve Akın Taşkın Mavişe. Çok teşekkürler. Bugün Patreon sponsorlarımızdan Muzaffer Adam'ın doğum günü. Muzaffer Adam'a da iyi ki doğdun diyorum ve sevgilerimi iletiyorum. Yayınımız YouTube'da Fevkalade Sohbetler adresinde, Facebook'ta Canberk Koç ile Fevkalade Sohbetler sayfasında, Twitter'da ve Periscope'da gerçekleşmekte. Benimle iletişime geçebileceğiniz en güzel adres @fevkalade sohbetler. Bu yayında kullanacağım kaynak şeyi önceden açıkladım. Açıklama bölümünde kitaba ulaşabileceğiniz link var. Çünkü bugün soyutlama kavramını ele alırken Ütopya yayınlarından çıkan Nimet Keser'in Sanat Sözlüğü kitabı terminoloji için ana kaynağımız. Bu kitaba ulaşabilmeniz için de 3 ayrı kitap sitesinde linkini koydum. Burada bahsettiğimiz hiçbir ürün veya tanıttığımız kitapla ilgili bir ticari beklentim olmadığını, tamamen kendi kişisel tercihim olduğunu ve kendi imkanlarımla elde ettiğimi hatırlatmak isterim. Patron sponsorlarım desteği sayesinde. Evet, şimdi soyutlamaya başlıyoruz. Neden soyutlamayı seçtiğimden çok teşekkür ediyorum Gözde. Bu arada sevgili Gözde'nin eşi Fatih'in de bugün doğum günü. Sevgili Fatih Yalın'ın da, heykeltıraş arkadaşımız Fatih Yalın'ın da doğum gününü canlı yayından kutluyorum ve sevgilerimi iletiyorum. Uzun yaşasın ve parlasın o da. Bu arada Gözde'yi de şey demiş ki, yani dünkü yayında ben fena bir pot kırdım. Jeffrey Rush Oscar almadı dedim. O sırada böyle kontrol ediyor olmama rağmen sağ tarafta gözüm kaymış. Nominated won kısmını nominated'de kalmış gözüm. Böyle bir hata etmişiz. Sürçülisan ettik yayında. Şimdi bugün burada söyleyeyim. Haftaya Gözde'yi de söyleyeceğim. Oluyor canlı yayın dostlar. Yapacak bir şey yok. Evet, soyutlama, doğa, geometri, sanat ilişkisi üzerine konuşacağız. Burada fotoğrafta görmüş olduğunuz çizim buradaki bizim küçük yayınımızdaki desenimizdeki örnek. Peki biz bu meseleye nasıl yaklaşacağız? Dostlar, biz bu meseleye önce Picasso'nun sözünden yaklaşacağız. Soyut olan sanat yoktur. Her zaman bir şeylerle başlamak zorundasınız. Yani Picasso olduğu için ben size başlamak için iki tane referans hazırladım. Bunun üzerinden bu kavrama gidiyor olacağız. Ama önce soyut neymiş bir ona bakalım. Soyut, nesnelerin, olguların, olayların kendilerinden ayrı olarak düşünülen ya da değerlendiren nitelikleri için kullanılan bir sıfat. Önemli bir kavram. Resim sanatı açısından çok önemli ve tartışmalı bir durum. Çok az bu konuda YouTube'da Türkçe yayın gördüm. Yani soyutlama, soyut diye aradığımda böyle temel tasarım ödevi babında konu incelenmiş. Bu beni biraz rahatsız etti. Biraz açalım konuyu, ne olduğundan bahsedelim istiyorum.
Bu arada Mercan Hoca demiş ki iyi yayınlar demek için ördüm ama biraz rahatsız oldum çıkardım. Geçmiş olsun Mercan'cığım, yine de çok başarılı olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok çok geçmiş olsun. Aman dikkat kendine. Ben Fatih'e sevgilerimi iletiyorum bir kez daha. Evet, ne diyordum? Soyutlama diyorduk. Doğa, geometri, sanat ilişkisi diyorduk. Şimdi soyut kavramını ele aldık. Bir de soyutlama kavramını ele aldık. Çünkü soyuta gitmeye çalıştığımız bir yer soyutlama. Yani tam soyut değil ama tam somut da değil. O aradaki bir durum, aslında bir düşünce hali, bir eylem hali soyutlama. Tam bir tanım olmuyor ama ben kendime göre bu iki getirdim. Soyutlama, biçim bozma, ele alınan konu biçimsel olarak gerçekliğinden uzaklaşması, soyutlama çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Deformasyonlar, biçim parçalamalar, stilizasyonlar ve benzeri gibi. Soyutlama işlemi soyutla somut arasında bir yerdedir. Birinci kavram bu. Ki biz de ilk yayının ilk bölümünde bu örneği ele alacağız. Bakmayın siz buradaki çizime. Şöyle kelebekten yola çıkarak gideceğiz. Bu örnek olarak duruyor. Kutlu yayında mısın? Bilmiyorum ama Kutlucuğum, bu geçen derste sana yaptığın çizginin devamı ona göre. Yani oradan üredi. Geçen bir öğrencimle bir konu konuşup da orada ona başladım. Sonra üzerine bir şeyler çizdim. Ya bir dakika dedim, bunu işte YouTube'da kim nasıl konuşmuş olarak kimse konuşmamış. Dolayısıyla sanatın YouTube adresi Fevkalade Sohbetler sizin için konuşuyor dostlar. Evet, ikinci anlamı deneyimin içinde. İkinci anlam çok daha güzel. Yani tam sanatsal anlam. Dikkatli okuyalım. Müthiş yani. Deneyimin içeriğindeki bir öğeyi yapısal ve fonksiyonel ilişkilerden yalıtarak tek başına düşünme eylemi. Bir nesnenin özelliklerinden ya da özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına alan işlem olarak tanımlanmış. İşte özellikle Türkiye'de soyut resim vesaire üzerine, ben özellikle Türkiye açısından bakıyorum. Tartışmanın ilerlemesi ve bunda çok zorlanmasının sebebi bu tek başınalık. Çünkü biz tek başına olamıyoruz. Ve bir şeyin tek başına olan işlemiyle de problemimiz var. Yani her şeyin bir sürü olmak zorunda. Hepimiz sürekli bulunduğumuz ortamlarda birden fazla işi, eylemi yerine getirmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bir tek başınalık olduğu zaman bizde ayar oynuyor. Bana öyle geliyor. O yüzden bir sıkıntı yaşanıyor. Merhaba Deren, hoş geldin. Tabii grafik öğrencileri için soyutlama çok önemli bir kavram. Çünkü algıyı nasıl değiştirdiğimizle ilgili çizgi romanla da karşılığı var. Resim sanatındaki karşılığı var. Grafikte karşılığı var. Zihnin bir tür tamamlama yapması durumu. O yüzden de soyutlamadaki en temel şey, yani ressam kafasına göre bir soyutlama yapıyor ama izleyiciyle de bir ilişkisi var. Burada yalnız şunu söylemek lazım. Sanat, bu yüzyılın sanatında soyutla ilgili hani teorik altyapısı kuvvetli olmayan kişiler hemen soyut yaptım diye işin içinden çıkabiliyorlar. Yani soyut sanki böyle bir tür zanaatın geri plana atıldığı, zanaatın önemsenmediği, bunun arka plana konduğu bir kaba durummuş gibi işliyor. Ama oysa öyle değil. Hiç öyle değil. Nasıl öyle değil? Burada da Leonardo da Vinci'den örnekleyeceğiz. Leonardo diyor ki, teori olmadan pratiği seven kişi dümensiz ve pusulasız bir gemiye binen denizci gibidir ve asla nereye bakacağını bilemez. İşte tam da buradan yola çıkarak başlıyoruz. Şimdi ben yayın sırasında bir sıkıntı olmaması için önden bir çizim yaptım. Bu şekilde duruyor ve burada kara kalemle bir başlangıç yaptık. Şimdi soyutlamadaki birinci şey, bir şey almanız lazım. Yani bir fon çiziyorsunuz bir şey. Önce bir şey, yani Picasso diyor ya, buradan tekrar alıntılayalım. Yani bir şeyle başlamak zorunda olma durumu var ve bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben o zaman ne yapacağım? Ben burada bir şey alacağım. Yani buradaki bir formdaki bir parçayı alacağım. Bu arada hangi malzemeyle neyi yaptığım da önemli. Fırça kullanalım. Mesela şuradaki formu böyle gidelim. Şimdi burada bir rastlantısallık oldu. Yani bu şekilde gitmesini önemsememiştim. Ama hiç önemli değil. Bu hoşuma gitti. Sonra şurada içerideki bir form tekrarını da burada kullanalım. Ama bu sefer şu hareketi, yani şu hareketi dışta bir yere koyalım. Sevdim ben.
Sonra da bu ilk hareketi bir blok ve sulu hareket olarak içeride tekrar edelim. Bir şey yapmış olduk. Bu yaptığımız şeyi dağıtabiliriz. Bu durabilir ve bunu geliştireceğiz. Bir kere bir kadrajlama yapmaya doğru gitmemiz lazım. Nedir o kadrajlama meselesi? Sesle ilgili bir sıkıntı yok değil mi dostlar? Mesela böyle bir dikdörtgen içerisine aldığımda şu anda bir resim olmaya doğru birdenbire gitti. Yani niyetiniz ne anlatmaktı, neydi bilmiyorum ama bir yerden başlıyor olmak lazım. Bunu geliştireceğim yayın boyunca. Sadece kurma süreleri olduğu için eş zamanlı bir eskiz çalışması yapacağız. Bu da ayrı bir keyif olacak tabii. Bugüne kadarki birçok yayında bahsettiğim eş zamanlı eskiz yapma meselesini de incelemiş, birlikte bakmış olacağız. Şimdi bu sefer şöyle bir şey yapalım. Kalemimizi yine kurşun kalem moduna geçirelim ve fırça ile bir şey yapmayalım. Ve bu çizgi meselesini tekrar kullanalım. Hatta öyle bir şey yapalım. Şurayı da aynı kadrajı kullanalım ama yani aynı dikdörtgen çerçeve içerisinde bir çözüme ulaşmaya çalışalım. Ve burada böylece bir çizgi olsun. Burada da bir zıtlık kavramı kullanalım. Kağıdı bir saniye çevirelim. Kolay olması için kağıdı çeviriyorum. Ve aynı hareketi bu tarafa doğru yapalım. Bu arada yayın sırasında bunu yani fikri bulduydum. Yani neden soyutlayacağımı karar verdim ama ne yapacağımı karar vermiştim. Bunu sizinle beraber improvize ediyorum. Ben bunu belirtmek istiyorum. Çok hafif ve rahatsız etmeyen fan sesi geliyor. O kadar. Peki onu o zaman kapatalım. O malum benim bilgisayarımın ısınmasının engeli. Şimdi bu sulandırılabilir bir kalemdi. O yüzden şimdi burada soyutlama sırasında malzemenin kendi içinde bir güzel özelliği var. Sizi imkanlar sunuyor. Yani siz az önce mesela bunu niye böyle yaptığımı ne var ki o da diyebilirsiniz. Ama görmüş olduğunuz gibi ben aslında kalemimi ıslattıktan sonra bana ne verebileceğine dair bir bilgim olduğu için o ilk çizgiyi çizmekte çok zorlanmadım. Aslında malzeme bilgisi, farklı formları önceden deneyimlemiş olmak burada böyle bir avantaj çıkartıyor. Şimdi bakın yakından göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi o kesik kesik çizgi gayet güzel dokular verdi. Ve burada da başka dokular verdi. Bu bizim bu tip bir çalışmada ulaşmaya çalışıyoruz. Bir şey. Resimde bunu bulmaya çalışıyoruz. Doğadaki bir detayı yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü doğa en büyük öğretmen. Doğa en büyük öğretmen ve bunlar etrafımızda var ve resim dediğimiz şey bu etkinin içinde olan bir durum. Tabii resim sanatının içerisinde soyutlama ve soyut resmin içerisinde geometrik soyutlamalar da var. Bu tip bir dışa vurumcu ekspresyonist bir hava da var. Farklı yaklaşımlar kesinlikle var. Bunları atlamamak lazım. Bugün birkaç tane örneği bir şekilde birlikte yapmaya, bulmaya çalışıyor olacağız. Şimdi bu daha önceki yayınları takip eden dostların aslında benden alıştıkları bir şey. Yani ben bir şekilde işte bir yerden başlayıp devamını getiriyorum. Soyutlama yapmayı bilmek veya bu kavramı incelemiş olmak şu demek değil. İşte böyle resim yapmanız gerek. Hayır. Bunu çalışmış olmak, böyle bir egzersizi yapmış olmak, realist bir şey yaparken de sizinle beraber. Yani illa böyle soyutlama çalıştık, soyut resim yapacağız. İşte soyut resim kraldır, geri kalan bütün resimler ve bütün ressamlar ölsün falan. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Ama eğer nasıl ki zanaatsal olarak işte bir elmayı, bir kelebeği birebir yapmayı etüt ediyoruz, o zaman onun içerisinden bir parçayı alıp oradan yeni bir şeyler çıkarmayı da deniyor olmamız lazım. Bu
tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir artistik beceri katacak, artistik bir göz katacak, bir fikir katacak bir eylemdir. Mesela çok gerçekçi resim seven dostlar böyle hemen soyuttan ürküyorlar. Bunun sebebi anlamamıyor olmak veya işte az önce dediğim gibi bazı zanaatsal becerileri geliştirmeyen dostların ben orada soyutladım deyip işin içinden çıkmaya çalışması hiç de öyle olmaz. Soyutlayabilmeniz için ana formu çok iyi biliyor olmanız lazım. Bu soyutlama meselesinin en önemli üstadlarından olan Picasso, formların, biçimlerin nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini çok iyi bilen büyük bir usta idi. Çok iyi bilen, çok önemli bir usta idi. Le Miserere Picasso adlı resim belgeselde bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Picasso kendisi resim yapar orada. Biz de Gözde ile konuştuyduk bunu. Ne yazık ki o yayının ses kaydı yok. Videosu var, sesi yok komik bir şekilde. Ondan ötürü farklı bir durum var. Evet. Şimdi burada yeteri kadar mavi girdim. Ve ilerlettim. Şimdi başka bir şey yapacağım. Bakın bir fon, bir hareket buldum. Onun zıt aynasını aldım. Bir boya girdim. Şimdi bir başka boya gireceğim. Şimdi beyaz gireceğim. Ve burayı çeşitleyeceğim. Şimdi buraya bir beyaz sürüyorum. Yaptığım şeyi kapatıyormuşum gibi bir etki olabilir. Ama burada sürdüğüm beyaz guaj boya. Yani bir tür bir malzeme değişikliğine de gidiyorum aynı zamanda. Sadece kapamaya yapmıyorum. Aynı zamanda malzeme değişikliğine gidiyorum. Bu birazdan yapacağım ek için önemli bir fark olacak. Evet. Bu arada boya karıştırmakla ilgili bir mini videomuz vardı. Onu 2 saniye göstermek istiyorum. Evet, bunlar genellikle yayınlarda kullandığım bizim Kotman boyaları reklamı gibi olmuş. Yani öyle bir niyet yok aslında. Ama boya karıştırmayla ilgili şey o. Matmazel çok, yani kişinin de aslında ne kadar birikimli olması gerektiğiyle ilgili bir şey. Ben de buna bir Paul Klee sözü eklemek istiyorum. Yayın notlarım arasında var. Bu dünya korkunç oldukça sanat o kadar soyut oluyor diyor Paul Klee'de. Bu da bir başka görüş aslında dünyanın korkunçluğunu da resmetmeye çalıştığınızda o zaman işte soyut önemli bir değer haline geliyor. Şimdi buranın kurması lazım aşağıda yaptığımız şey. O yüzden yukarıya geri dönmeyeceğim. Orayla işim çok sonra. O yüzden şimdi burada kağıdı değiştiriyorum. Merak etmeyin dostlar, buraya geri döneceğiz. Ama bir başka duruma geçeceğiz. Şimdi soyut olarak düşünmek için bunun tabii bir de
Yani az önce yaptığımız şey form üzerinden bir inceleme yapmaktı. Ama aynı zamanda başka şekillerde de inceleme yapabiliriz. Şimdi burada bir elma var. Elma. Bunun bir elma olduğunu söylüyorum. Çünkü bir elma çizdim. Ama bunun bir elma elma dışında bir şey olduğunu düşünebilirim. Yani bu bir elma değildir diyebilirim. Ve ben bunun bir elma olmadığını söylediğim an bu başka bir şey olmaya doğru dönüşür. Mesela bu elma kırmızı olabilir. Yani anlatmak istediğim şey kırmızı olabilir. Yeşil olabilir. Sarı olabilir. Değil mi? Bu anlatmak istediğim şey günah olabilir. Birden darbe ettim. Günah değil mi? Adem, Havva vesaire oradan. Bu konu yer çekimi olabilir. Bu konu iPhone olabilir. Şimdi böyle ve bunu arttırmaya, çoğaltmaya devam ediyor olabiliriz. Kısaca bir elma aslında sadece bir elma değildir ve maharet bir elma resmi yapmak değildir. Gördüğünüz gibi akvarel boyayla bir elma resmi yaptım. Burada bir başka yapılabilir şeylerden bir tanesi ki bu tip bir egzersizin en güzel malzemesinin ben her zaman çini mürekkebinin kendisi olduğunu düşünmüşümdür. O yüzden çini mürekkebiyle devam edeceğim izninizle. Bir hareket ve bir fon ilişkisi içerisinde mesela şuradaki sapını aldım. Ve buradan böyle gittim ve şimdi böyle bir figür çizdim. Ve bu şekilde bir poz durmuş oldu. Peki bu poz aslında ne olabilir? Yani ben bunu çizdim ama neye dönüştürebilir? İşte biraz ressamca düşünelim. Yani şurada bir göz düşündüğümüz an. Buraya da bir çok Picasso örneği verince ben de kendimi birdenbire Matador'la boğa arasında bir yerde buldum. Hayatımda ilk defa Matador ve boğa çiziyorum. Tamamen bu elma meselesi, çağrışım. Anlatabiliyor musun? Soyutlama çağrışım aslında. Yani o kadar çok Picasso örneği verdim ki elmanın sapını çizince buradan böyle bir Matador fikri çıktı. Görüyor musunuz Matador'un nerede olduğunu? Şimdi Matador'u bildiğinizde güzel resim olur ha. Bak bu eskize sonra çalışmalı. Ya böyle çıkar işte, anlatabiliyor muyum? Yani sen şimdi mesela bunu yaptın, bir fikir, bir hareket, bir animasyon bu aynı zamanda. O yüzden soyutlama çalışıyor olmak lazım. Burada bir animasyon var. Sen şimdi bu fikir üzerine sekansı, film sekansını yarat istiyorsan. Yani illa resim olarak düşünmenize gerek yok bu konuyu. Zaten aslında illa bir şey olarak düşünme takıntısı bizi ne hale getiriyorsa geliyor. Ben biraz bu yayında bunları hep kırmak istiyorum. Yani bugün çok güzel bir şey, dün çok güzel bir şey okudum. 2000'li yıllardan sonra insanların temel, pardon 1990'lardan sonra insanların dünyaya bakış açısında çok temel bir değişiklik var. Ne amaçla yaşayacakları üzerine düşünmeyi bırakıp görev odaklı, görev üzerine işte meslekler, kariyerler vesaireler hep bunlar bu yüzden öder. Sürekli görev odaklı düşünmek, sürekli görev odaklı bakmak lazım ki bir amaç odaklı bakmak lazım. Amaç odaklı baktığınızda işte görev odaklı düşünen insanın yaratıcı bir şey üretebilmesi mümkün değil. Bu elma sapından Matador boğaya varamaz görev odaklı düşünen insan. Kimse kusura bakmasın. Öyle bir dünya yok. O ancak gerçekten zihinsel bir özgürlüğün karşılığı olabilir. Hemen. Bu arada ben de Picasso gibi düşünüyorum. Biliyorsunuz ona... Bir film repliğinde de vardı. Modigliani filminde de vardı galiba. Bir röportajdan da alıntı bir cümle o. Sakin ol Matador diyorlar ona. O da ben boğayım diye cevap veriyor. Boğa olacaksınız hayatta. Matador değil. Bakın burada bir film sahnesi de var aynı zamanda. Ve Çin mürekkebi eskizinin en iyi taraflarından biri
çizginin korunuyor oluşu, mürekkep kuruduğu andan itibaren karışmayı bırakır. O yüzden de bu tip malzemelerle eşsiz yapmak son derece keyiflidir. Woohoo! Gözde hala yayında mı bilmiyorum ama Gözde'cim bayağı Le Misere Picasso gibi oldu değil mi? Ben de bugün burada böyle pam pam yaptım bir şeyler. Evet, görmüş olduğunuz gibi boğamız ve matadorumuz burada duruyor. Ya. Ve bunu bir elma sapından çıkardık. Hani form, şimdi herkes şey bekliyordu. Buradan bir yere doğru gideceğimi dedi. Aslında bir yerde buradan bir yere gittim. Nerede gittim? Günahta gittim. Yazık bu hayvana yaptığınız işkenceye. Yani ayıptır. Hayvanları sevelim, koruyalım. Bu yüzyılın insanının hala bu tip barbar eğlenceler peşinde koşuyor olmasının en büyük günah olduğunu diye düşünüyorum. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Moşin'in simyager dükkanı sanat doğadan çıkarılan bir soyuttur. Gauguin. Dostlar ne yaptınız? Yayın öncesi. Aa, soyut sanat konuşuyor. Hadi o zaman sözlüğe gidip sanatçı sözleri bakalım diye sözleştiniz mi? Ne kadar güzelsiniz ya. Sağ olun yani. Öf. Bugün herkes öyle bir hazırlık yapmış. Ben de yaptım. Malum bir tane kullanmamıştım. Kullanayım hemen. Soyut sanat şeylerin doğal görünümüne karşı ama genel olarak bildiği gibi doğaya karşı değildir diyor Modrian. Çünkü doğanın içinden alıyor aslında bütün hareketi. Bu arada Loni diyor ki Matador'du kendini yenilmez sanan ama bilmiyordu ki hayatta olmasının tek sebebinin boğanın umursamaması olduğu. Güzel. Nereden bu? Bir yerden mi, sen misin? İki türlü de ayrı takdir edeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada bir şey var. Şimdi bu arada bir şeyi baştan birebir çalışıp oradan da bozabilirsiniz. O da her zaman bir fikirdir. İşte orada malzemeye karşı olan hakimiyet ve denge çok önemli. Mesela bu elmanın bir kısmı akvarel kalemle yapıldı. Daha sonra bir karışım ve etki elde edilebilmek için. Ama fonu, yaprağı ve içindeki bazı değerler normal pastel kalemlerle yapıldılar. Dolayısıyla ben buna bir müdahale ettiğim zaman böyle bir şey anlatırsam nasıl olur diye düşünüp böyle bir karar aldıydım. Yani bir dağılım, bir şey düşündüğüm zaman bakın diye patlayacak diyelim ki, ama diğer bütün doku bozulmadı. Yani daha böyle somuttan yola çıkarak bir soyuta doğru gitmek istediğiniz zaman işte malzemeyi karıştırma gibi olaylar devreye giriyor. Yani resim yapmak satranç oynamak gibidir. Bir hamle yaparsın, karşı taraf bir hamle yapar, tekrar bir hamle yaparsın. Olası sonraki hamleleri düşünürsün. Düşünemediğin bir durum çıktığında ona göre yeniden pozisyon alırsın. Öngöremediğin bir durum görür, açılışın daha farklı bir şeye doğru gitmek isteyebilirsin. Mesela şu anda bozduk resmi. Bozduk. Peçetem de yok, iyi mi? Peçetem yoksa maskem var. Artık yapacak bir şey yok. Maskesiz çıkmayın dostlar. Sonra tekrar mesela yaptığımız şeye geri dönebiliriz. Nasıl geri dönelim? Gene bir malzeme karıştırarak geri dönelim. O kadar matador ve boğadan konuşurken aklıma geldi ama fikrin evrenselliğinden muhtemelen başka biri herhangi bir yerde bunu önceden söylemiştir illaki dedi Loni. Evet. Mesela böyle bir dağılım yaptık ve patlattık elmayı. Kalemim düştü. Pardon. Geliyorum dostlar. Evet. Mesela bu da böyle bir fikir. İyi olması ya da kötü olması diye bir şey yok. Ve bu da başka bir şey. Şimdi bir de daire var. Bir
uluslararası bir fon ve duruş ve bu forma ihtiyacımız var. Kelebeğe geri döneceğim. Onu unutmadım. Az önce kırmızıyla çok kötü batırdım. İmprovizasyonunda böyle bir durumu var. Her zaman her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Bir de ne oluyor biliyor musunuz? Bazen bir şeyi bazen bir şeyi niyetlendiğinizden daha iyi çıkartıyorsunuz. Mesela az önce oldu. Yani Matador gerçekten güzel çıktı. Aklım orada kaldı. Söyleyeyim, itiraf edeyim yani. Mesela bakın daireyi böyle çektik. Yani burada bir geometri vardı. Bir geometriyle başladık yapmaya. Buradan da bir başka çok keyifli forma gidelim. Geçen yayında da çok konuştuk. Çocuk kitabı vesaire. Ben de o zaman oradan salyangoz meselesine, sevgili Tuğba'nın salyangoz hikayelerini denediğimden bahsetmiştim. O zaman o baştaki o geometrik formu, daireyi kıpkırmızı bir pembe salyangoza çevirelim. Bir daire vardı arkadaşlar. Ve bu arada hani salyangozun rengiyle alakalı olmayan bir şey yaptım. Soyutlamayı yaparken renk de bir oyun. O da bir seçenek. Yani form ve biçimle bir şey yapıyorsunuz. Bir ilişkiler ağ kuruyorsunuz. Şiir yazmak gibi. Burada şiir yazmak gibi demişken boyanın kuruma anında çok sevdiğim bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Charles Baudelaire'in Kötülük Çiçekleri kitabı, Sait Maden'in çevirisi ile eş duyumlar şiiri. Doğa bir tapınak, canlı direklerinden, anlaşılmaz sözlerin yayıldığı yer yer. İnsan orada simgeler ormanından geçer, bildik bakışlarla gözlenirken derinden. Birleşen uzun yankılar gibi uzakta, bir karanlık ve bir derin birlikte yalnız, gece gibi, ışık gibi, uçsuz bucaksız, renkler, sesler, kokular söyleşip durmakta. Diri kokular vardır çocuk tenlerince, o bu atımda çayırlarca yeşildir. Kimi de var ayartıcı gür zengin nice, genişleyen yayılan sonsuz şeylerle bir, misk, amber, buhur ve günlük benzeri uzun, coşkusunu şakırlar duyuların usun. Şimdi bu şiiri niye okudum? Bu şiir çok uzun zamandır benimle beraber olan bir şiir. Ta üniversite 2. sınıfta okulda malzeme dolabımda bu şiirin bir çıktısı duruyordu. Hatta benim Facebook profilimde de şöyle yazar: Birleşen uzun yankılar gibi uzakta. Şu dizi, Birleşen uzun yankılar gibi uzakta dizisi, yıllardır benimle birlikte olan bir şey. Tıpkı Ursula'yı kuran gibi hiç zihnimden, hiç aklımdan çıkmıyor gerçekten. Birleşen uzun yankılar gibi uzakta olmak ne demektir? Bunun üzerine çok düşünüyorum. Bu da bir soyut kavram aslında. Yani o soyutlamayı formun kendisinden alabilirsiniz, bir başka yerden alabilirsiniz. Sizin adınıza biri yapmış olabilir. Burada Baudelaire benim adıma yapmış durumda. Ben onun resminin peşine düşüyorum vesaire. İlhan Çelik demiş ki ilham verici bir gün. Çok teşekkür ediyorum İlhan Bey. Çok sağ olun. Kanala abone olun. Zil tuşuna basın. Beğenin dostlar, beğenin. Siz ne kadar çok beğenirseniz videomuz o kadar çok kişiye ulaşıyor. YouTube algoritması videoları beğenen, abone olan, o zil tuşuna basan, işte alttan share, paylaş tuşuna basın, Facebook'a, Twitter'a gönderenleri çok seviyor. Böyle videoları daha çok kişiye gösteriyor. O yüzden sizin beğeni atmanız vesaire, bunlar çok kıymetli şeyler. Ne diyeyim? Ateşleyin mi diyeyim? Şimdi suyumuz çok beyaz oldu. Bundan sonra bir sonraki için, mürekkep hamlesi için daha temiz bir suya ihtiyacım var. Bu arada Loni bir şey demiş, onu kaçırdım. İlk başta aklıma dışı ıslanmış kırmızı bir erik geldi. Sonra ezilmiş üstüne benzettim. Meğerse salyangozmuş. Güzel. Benim hiçbir fikrim yoktu. Ben onun salyangoz olmasına bu hareketi çektikten sonra karar verdim. Tekrar söylüyorum, böyle bir şey yok. Yani kural ilişkisi kesinlikle yok yapılan şey üzerine.
da serbest bir düşünce ve çağrışım ve hani soyutlama kavramı üzerine konuşuyoruz. Çünkü hadi bir otel, hadi oturup bir salyangoz soyutlayayım demezsin ki. Kim der ki onu yani? Şimdi mesela bu mavi fikri hoşuma gitti. Ben bunu yayından sonra biraz daha devam ederim yalnız onu size söyleyeyim. Burada bir şeyler oluyor bugün. Kesinlikle bir şeyler oluyor. Bu arada azıcık kurumasını beklerken hemen bir şey söylemek istiyorum. Yeni kanalımız var bilmeyenler için. Edge Talks YouTube'da. Daha henüz çok az abonesi var ama büyüteceğiz. Bu cuma ilk canlı yayını gerçekleştirecek İngilizce yayın. Fevkalade sohbetlerin İngilizcesini yapacağız. Ve bir sürprizle geliyorum. Söyleyemem ne olduğunu. Cuma günü #talks'a bekliyorum. Pazar günü içinde şöyle bir şey düşündüm dostlar. Onu da hemen reklamını yapayım. Dror'un şöyle çok güzel derbent kalemler aldım. Hatta daha açmadım. Pazar günü sizlerle beraber açacağım. Ve sizlerle daha gerçekçi bir dille resim yapma üzerine konuşacağım. Yani soyutlamayı konuştuğum gibi gerçekçi bir şeyin de nasıl çıktığını konuşacağım ve yağlı pastel kullanarak yapacağız. Derbent kalemleri de test edeceğiz bu vesileyle. Aslında çok test etmeyeceğiz. Ben birkaç rengini daha önce kullandım. Çok memnunum gerçekten. Bütün paleti hani deneyeceğiz. Diğer bir iki tane kullanmadığım rengi var. Kahverengi tonları zaten elimdeydi. Oraya bir bakacağız ve oradan ilerleyeceğiz. Kahverengi burada biraz oyun bozan bir şey oldu. Sevmedim. Az önce yalnız salyangozu çıkartırken içimden şunu geçirdiğimi itiraf etmek istiyorum. Özellikle üniversiteyi kastederek söylüyorum. Yani şöyle bir şey yapan bir hocamız olmalı ya. Ne diyeyim yani. Mesela resmin nasıl olabileceği, nerede durabileceği üzerine bir şey ve şuradan daha geniş bir fırçayla yaptığımız şeyi dağıtalım. Mesela bu benim sevdiğim bir yöntemdir. Böyle bir şey çalışırım. Ondan sonra böyle mürekkeple etrafına bir kontür geçerim böyle çerçeve, sanki resim çerçevesi gibi. Ve bu resmin gerçekte nereye doğru gideceğini hayal ederim. Kadrajın nerede durabileceğini hayal edin. Bazen beğenmem, etrafına çalışırım. Ben bayılırım böyle fırçayı değiştirip etrafını çalışmaya. Özellikle böyle improvize ettiğim anlarda böyle bir yerinden alıp başlayıp devamını getirmek. Bunlar çok sevdiğim hareketlerdir. Zaten şu resim de böyle çıktı. Bunu geçen Kutlu'ya derste niye korkuyorsun? Şöyle bir çizgi çeksene diye mürekkeple çizdim. Ders bitti. Tam bu güzel çizgi güzel oldu yav dedim. Yav. Aynen böyle. Bu çizgi güzel oldu yav dedim. Ondan sonra da geri kalanını yaptık. Yani veya bazen şurada bir şey var. Burada bir resim var. Bu yayınlar için yaptığım eskizlerden biri böyle Sauron'un gözü gibi bir şeyden çıkıp bir şey olsa ne olur diye başlayıp sonra bambaşka bir şeye dönüp sonra da hiçbir şeye dönüşmeden bitti. Soyutlama biraz böyle bir şey. Sizi illa bir yere götürmüyor tabii. Onu da söylemek lazım ama bir zihin oyunu, bir zihin egzersizi olarak çok başarılı. 3 tane yorum gelmiş. Bu salyangozun o kafası, gözleri, etrafını, ellerini açmış kırmızı bir karına adeta benzedi. Olabilir vallahi güzel. Sırtından bir kuşun muymuş yoksa Toma'ya hadi sık mı diyor. Bence Toma'ya hadi sık diyor.
İyi akşamlar Leyla Hanım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi bu vatandaşın kuruması lazım. Bakın gördüğünüz gibi çok ince bir kağıda yaptığım için çok ıslak. Hop gitti. Güle güle. Şimdi kelebeğimize geri dönelim. Kurudu. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada Anadolu Rock Revival Project YouTube kanalı öneriyorum. Rock severleri Anadolu Rock'ı yeniden keşfetmeye daha çağırıyorum. Ben Anadolu Rock'ı bildiğini zannediyordum. Anadolu Rock Revival Project'teki videoları izleyene kadar, şarkıları dinleyip açıklamaları okuyana kadar. Meğer ne kadar cahilmişim konuyla ilgili. Çok iyi şarkılar var. Yani müthiş müzik yapmış bizimkiler 70'lerde. Zaten yayına da Mazhar Fuat'ın Sürefem Atı ile girdim. Yani sizden önce onu dinliyordum. Bazen çok koyu bir hareket ile devamını getiriyor olmak lazım. Yani o kadar güzel müzik yapmışlar ki yani ben bir MFÖ sever olarak MFÖ dinlemeyi bırakmış. Bu yaz Bodrum'da olandan böyle kocaman bir oh çekmiştim. Özellikle Mazhar'a sinir oluyorum. Ama Sürefem Atı'nı 1973 galiba bu aralar beni benden aldı yani. Ama Burçak Tarlası çok büyük şarkı gerçekten. Biliyorsunuz Anadolu Rock'ı Burçak Tarlası'yla başlatıyoruz. Nereden çıktı diyeceksiniz. Ben de hani biliyordum aslında. Hatta Anadolu Rock Revival Project'i de biliyordum ve eski hesabımda hani o kanalı açmadan önceki YouTube adresinde onu üye olduydum da takip de ediyordum galiba ama aradan zaman geçince unutmuşum. Tabii şimdi bizim küçük adamın müzik zevkine müdahale etmemiz gerektiği için yani etraftaki dinleme. Şimdi biraz da sulu boyaya geçtim. Etrafta dinlenilen şeylere ve müdahale etmek gerekiyor ve şu anda o duyabildiği, anlayabildiği bir şey dinlemeyi istiyor, onu seviyor. Dolayısıyla ona güzel Türkçe ne dinletebiliriz diye düşünürken ya bir Anadolu Rock olarak ne varmış dur bakalım belki buradan bizim olana bir şeyler dinletiriz diye düşünüp oradan Burçak Tarlası'nı bulduk. Burçak Tarlası'nı da çok sevdi. Baba bir daha aç, baba bir daha aç diyor. Arabada bazen 45 dakika aynı şarkıyı dinleyebiliyoruz. Yani çok hoş, benim açımdan çok bir sıkıntı yok. Ben dinlerim yani. Playlistim Deniz Üstü Köpürür, Burçak Tarlası, Gurbet vesaire gibi şarkılardan oluşuyor. İnanamıyorum. Bu aralar böyle bir moda girdim. Şimdi bu koyuya doğru gitti. Şimdi yukarıya da bir şey yapalım. Niye mavi diyebilirsiniz. Bu desen için yaptığım kelebek maviydi. Çok güzel bir maviydi hem de. O maviliğini yayında mürekkeple girer çalışırım diye düşündüm. Yani aslında sadece formal bir soyut, sadece formla bir soyutlama yapmıyorum. Aynı zamanda onun bütün kendi renk vesaire gibi ilişkisi üzerinden de bir varıma, bir yere gitmeye çalışıyoruz. Neyse ben şarkı söylemeyeyim, yağmur yağmasın. Asterix'teki Ozan'ı biliyor musunuz? Şarkı söylüyor, yağmur yağıyor. O benim. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben bitti. Bu kadar. O kadar beklettim, bu muydu diyeceksiniz. Bu. Daha fazla ilerleyip bozmayacağım. Matador'dan ağzımın payını aldım. Güzel elmada batırdık çünkü.
Yani özünde soyut bir şey yapmak, soyutlama yapmak öyle birilerinin konuştuğu gibi rastgele olmuyor dostlar. Önce etüdün kendisini de bir anlaşıyor olmamız lazım. Bir etüdün gerçekleşmesi lazım. Yani teori olmadan pratiği seven kişi dümensiz ve pusulasız bir gemiye binen denizci gibidir ve asla nereye bakacağını bilemez. Yani Leonardo da Vinci düşünüp Ursula Le Guin'in zanaat olmadan sanat olabileceğini zannediyorlar. Oysa yanılabiliyorlar sözüyle birleştirmemiz. Ondan sonra da Modrian'ın soyut sanat şeylerin doğal görünümüne karşı değildir ama genel olarak bilindiği gibi doğaya karşı değildir sözünü şey yapıp buradan da Picasso'nun soyut olan sanat yoktur. Her zaman bir şeylerle başlamak zorundasınız. Yapılan şey sonradan gerçekliğin bütün izlerini ortadan kaldırmaktır. Sözünü birleştirip buradan bir senteze varmamız gerekiyor. Bence bu dört şey kendi içinde durumu tamamlıyor. Ama yapan kişinin de işte bu benim resmimi anlayacaklar mı diye dert yanmak çok doğru değil. Onu söylemek istiyorum. O çok böyle şey bir konu değil yani. Buna bu kadar takılmıyor olmak lazım. Bugün 47. dakikadayız. Dostlar ben izninizi istiyorum. Çünkü konuyu toparladığımı, resimleri çıkardığımı düşünüyorum. Salyangozumuz çıktı. İşte efendim kelebeğimiz çıktı. Ondan sonra elmadan yola çıkarak matadorumuz çıktı. Bence güzel, verimli bir yayın oldu. Mapazel o şarkıyı biliyorum bu arada, gördüm yorumu. Evet, bence bugünlük tamam. İyi bir kaynakça oluşturmuş olduk. Cuma günü Hatchtalks'ta görüşmek üzere diyeceğim. Ama önce Patreon sponsorlarımızı ve Patreon'dan bahsetmek istiyorum ve bir 28 saniyenizi rica ediyorum. Evet sevgili dostlar, yayınımız patreon.com/fevkaldesohbetler adresinden bu kanalın işlerini büyütmek istediğini destekleyen destekçilerimiz sayesinde büyüyor. Sizin her gün neydiniz? Sevinçler Yandeniz, Sevri Kaya, Gözler Ermeniz'in, Nifar Adam, Hülya Düzenli, Emel Düzenli, Mercan Demirbağ, Ayşe Rıdır, Öykü Yüce Türk ve Tamer Poyraz Demirat, Muzaffer Adam ve Akın Taşkın Mavişi. Çok teşekkürler. Bugün Patreon sponsorlarımızdan Muzaffer Adam'ın aynı zamanda doğum günü, kendisinin doğum gününü kutluyorum ve ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet dostlar, bugünlük benden bu kadar. Sizlerle bir kez daha fevkalade sohbetlerde buluşmak harika. Pazar günü Derwent kalemlerinizde güzel uzun bir yayın yapacağız. Pazar akşamı biraz daha uzun kalabilirim. Çünkü burada bu tip bir malzemeyle işler birazcık daha yavaş ilerliyor. Ve Cuma günü Hashtag'da beraberiz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Uzun yaşayın ve parlayın dostlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.